Merhaba arkadaşlar, ben Servan Hoca. Bugünkü videomuzda idari hukukuna ait sorular çözeceğiz arkadaşlar. Umarım faydası olur. Bismillah diyorum ve başlıyoruz. İlk sorumuz ne diyor? Mahalli idarelerin belirli bir kamu hizmetinin görülmesi amacıyla kendi aralarında birlik kurmaları aşağıdakilerden hangisinin izniyle gerçekleşir? Hocam soru ne diyor? Mahalli idareler kendi aralarında kimin izniyle birlik kurabilirler diyor. Değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanı izniyle kendi aralarında birlik kurabiliyorlar. Örnek veriyorum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi olsun. Bu üçü kendi arasında bir birlik kuracaksa Cumhurbaşkanından izin alınması gerekiyor. Aşağıdakilerden hangisi mahalli idare birimi değildir? Değerli arkadaşlarım, şimdi bizim yerinden yönetim vardı ya, yerinden yönetim kendi içinde ikiye ayrılır. Bunlardan bir tanesi mahalli, yani yerel kuruluşlar, bir de hizmet kuruluşları. Mahalli kuruluşlarımız nelerdi? İl özel idaresi, bütün belediyeler, büyükşehir belediyeleri dahil ve köyler değerli arkadaşlarım. Hangisi mahalli idare birimi değildir diyor. Belediyemiz var. Büyükşehir Belediyemiz yine belediyenin içinde. Köy var, il özel idaresi var. Mahalle bir mahalli birim değildir değerli arkadaşlarım. Bence bunu özellikle dikkat edip buna dikkat edelim ve kaçırmayalım. Yukarıdakilerden hangileri valilerin özellikleri arasında yer alır? Valilerin özellikleri arasında. Arkadaşlar, valiler de kaymakamlar da yönetmelik çıkartamazlar. Bu yanlış. Yetki genişliğine sahiptirler kesinlikle. Valiler yetki genişliğine sahiptir ve bu 1876 Kanuni esasiden beri böyledir. Kaymakamda yok ama valide var. Devleti ve Cumhurbaşkanlığını temsil ederler. Evet. Vali iki kişi, devleti ve Cumhurbaşkanlığı. Kaymakam ise sadece Cumhurbaşkanlığı temsil eder. Vali istisnai memuriyettir. Doğru. Arkadaşlar, vali istisnaidir. Devleti ve Cumhurbaşkanlığı temsil eder. Yetki genişliğine sahiptir ama yönetmelik çıkartamaz. Cevabımız Edirne seçeneği oldu. Aşağıdakilerden hangisi idari yargı alanındaki mahkemelerden biri değildir? Şimdi değerli arkadaşlarım, idari yargı diyorum ve buradaki 4 tane mahkemeyi yazıyorum. İdari alanın en üst noktası neresidir? Danıştay, yani temyizlidir. Temyiz en üst noktası. Daha sonra bölge idare mahkemesi var. Bölge idare. Her şehirde yok. Belli şehirlerde var. Daha sonra idare mahkemesi var. Daha sonra arkadaşlar vergi mahkemesi var. O zaman vergi, idare, bölge idare ve Danıştay nerede? İdari yargının içinde. Hangisi bunlardan biri değildir diyor. Danıştay var, idare var, bölge idare var, vergi var ama aile mahkemesi yok. Bu arada Danıştay ile bölge idare üst mahkemedir. İdare ile vergi alt mahkemedir. En üstü hangisidir? Danıştay değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi idare hukukunun özellikleri arasında yer almaz? Her zaman soru köküne dikkat. Genç bir hukuk dalıdır elbette arkadaşlar. Ne demek? Yani ceza hukuku veya medeni hukuk bunlar daha önce ortaya çıkmış. Oysa idare hukuku daha sonradan ortaya çıkmış. Ve hangi ülkede ortaya çıkmıştır? Fransa. Ve genç bir hukuk dalıdır. Tedvin edilmemiştir. Evet arkadaşlar, yani derlenip kitap haline getirilmemiştir. Doğru. C'yi atlıyorum. Dinamiktir. Çünkü idare hukuku toplumun ihtiyaçlarına göre sürekli ve seri bir şekilde kendisini ne yapıyor arkadaşlar? Yeniliyor ve ortama ayak uyduruyor. Uyuşmazlıklar nerede çözülür? İdare hukukundaki uyuşmazlıklar tabii ki idari yargıda çözülür. Şimdi yer almazı niye C'yi işaretledik? Devlet ile bireyler arasında eşitlik vardır diyor. Hayır arkadaşlar. Bakın şimdi. İdare hukuku kamu hukukunun bir dalıdır. Kamu hukukunda devlet bireylerden üstündür arkadaşlar. Ne yoktur? Eşitlik yoktur. Dikkat edelim. Tamam. Yukarıdakilerden hangileri genel idari kolluk görevlileri arasında yer alır? Şimdi dostlar, bir genel kolluk görevlileri var. Bir de özel kolluk görevlileri var. Dikkat. Tamam. Genel kolluk görevlileri kimlerdi? Bu arada buna geçmeden bir şey daha söylüyorum. Genel kolluk görevlilerinin dışında bir de makamları var. Makamları. Cumhurbaşkanı, İçişleri, değil mi arkadaşlar? Vali ve kaymakam genel kolluk makamlarıdır. Burada ne istiyor? Genel kolluğun bu kez görevlilerini. Polis, jandarma, bekçi. Genel kolluk görevlisidir.
Köy koruyucusu ise özel kolluk görevlisidir. Dikkat, tamam mı arkadaşlar? O zaman biz genel kolluk görevlerini arıyorsak ilk üçü cevabımız nerede? Bursa seçeneğinde. Bu arada polis, bekçi ve jandarma üçü de birlikte nereye bağlıdır arkadaşlar? İçişleri Bakanlığı'na da bağlıdır. Dikkat edelim. Türkiye'de yeni bir banka açabilmek için aşağıdaki kurumlardan hangisinden izin almak gerekiyor? Arkadaşlar atıyorum KPSS Bank diye bir banka kuralım, tamam mı? Şimdi bu banka için nereden izin alacağız, nasıl olacak? Bu arada bütün bankalar AŞ'dir. Yani anonim şirkettirler değerli arkadaşlarım. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Merkez, Türkiye Cumhuriyet İyi yoktur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir AŞ'dir değerli arkadaşlarım. Ve yeni bir banka açmak için de BDDK'dan izin almak gerekiyor. Nedir BDDK? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. Bu arada eğer soru şöyle olsaydı, batık bankalar nereye devredilir deseydi, tasarruf mevduatı sigorta fonuna. Tekrar ediyorum. Yeni banka açma izni BDDK, batık bankalar TMSF, bütün bankalar nasıl bir şirkettir? AŞ yani anonim şirkettirler. Belediyelerle ilgili olarak hangileri doğrudur diyor. Belediyelerle ilgili olarak. Hangileri doğrudur? Bir yerde belediye kurmak için en az 5000 nüfus olmalı. Kesinlikle doğru. Bu arada ikinci bir doğruyu da ben buraya yazıyorum. Her ilçede nüfusuna bakılmaksızın belediye kurmak zorunludur. Her ilçede belediye kurmak zorunlu. Bu bir. Artı nüfusu en az 5000 olan yerlerde de belediye kuruluyor. Belediyeler Cumhurbaşkanı kararı ile kurulur. Kesinlikle doğru. Şimdi hocam şuraya bak, kaçırma. Büyükşehir Belediyesi kanunla, normal belediyeler ise Cumhurbaşkanı kararıyla kurulur, doğru. Belediye başkanlarını geçici olarak İçişleri Bakanı, temelli olarak Danıştay görevden alır. Doğru değerli arkadaşlarım. Bir belediye başkanını geçici uzaklaştıran İçişleri, temelli görevden alan ise Danıştay'dır. Neden? Seçimle gelen yargıyla gider değerli arkadaşlarım. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği oldu. Bir daha söylüyorum. Her ilçede belediye kurmak zorunlu. Belediye için nüfus en az 5000 olmalı. Ha, köy için derseniz köylerde 150 ila 2000 nüfus arası olur. 150'nin altına köy altı yerleşmeleri denir değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinde hiyerarşik denetim olmaz? Arkadaşlar bakın, başkentin taşrayı denetlemesi hiyerarşidir bir. İkincisi her kurumun içi. Mesela okul müdürünün öğretmenini denetlemesi kurum içidir. İn çık, in çık, in çık. Her kurum içi denetim hiyerarşidir. Bir de başkentin taşrayı denetlemesi hiyerarşidir. Hangisinde hiyerarşi yoktur diyor. Cumhurbaşkanı başkente, vali taşrada, ikisi de devlet tüzel. Bir devlet tüzel, bir devlet tüzeli denetlerse hiyerarşidir. Ya da farklı bir söylemle başkent taşrayı denetlerse hiyerarşidir. Vali ildeki memurun üstüdür. Yukarıdan aşağıya denetim kurum içi denetim hiyerarşidir. Belediye başkanı zabıtanın üstüdür. Aynı birim içindedirler. Yukarıdan aşağıya denetim kurum içi denetim hiyerarşidir. Bakan başkenttedir, kaymakam taşradadır. İkisi de devlet tüzeldir. Bir devlet tüzel, bir devlet tüzeli denetlerse hiyerarşidir. Ya da ikinci bir deyimle başkent taşrayı denetlerse hiyerarşidir. Ama Diyarbakır seçeneğindeki RTÜK ve TRT arasında hiyerarşik denetim olmaz. Neden? Çünkü RTÜK kamu tüzel kişiliktir. TRT'de kamu tüzel kişiliktir. Bir kamu tüzel bir kamu tüzeli denetlerse idari vesayet denetimi olur. Ya da şu arkadaşlar, yerinden yönetim var ya, kendi içinde iki ayrılır değil mi? Mahalli kuruluşlar, bir de hizmet kuruluşları. Hocam bunların tamamı kamu tüzeldir ve bir kamu tüzel bir kamu tüzele denetime giderse ne oluyor değerli arkadaşlarım? Kesinlikle idari vesayet. Ben bunu anlattığımız idare hukuku videosunun linkini açıklamalara atıyorum değerli arkadaşlar. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Kesinlikle soru kaçmıyor. Evet, yukarıdakilerden hangileri mahalli idare birimi olan il özel idaresini oluşturan birimlerdir? Şimdi arkadaşlar, nelerdi mahalli idarelerimiz? İl özel, belediye ve köylerdi. Ve diyor ki şu il özelin içinde kimler var? Vali var, il genel meclisi var ve il daimi encümeni var. O zaman vali encümen meclisi, yani VEM. Vali encümen meclis neyin içinde? İl özel, il özel neyin içinde? Mahalli kuruluş. Mahalli kuruluş neyin içinde? Yerinden yönetim. O zaman valiyi alıyoruz, il genel meclisini ve il daimi encümenini alıyoruz. Oluyor Adana seçeneği. Bak şöyle yapsaydık. Vali idare ve şube alsaydık, o zaman da il genel idaresinin parçaları olurdu. İl genel idaresinde vali,
İl İdare Kurulu, İl Şube Başkanı, Viş, Vali İdare Şube, Vali İdare Şube İl Genelin, Vali Encümen Mecliste İl Özelin parçalarıdır. Aşağıdakilerden hangisi başkente yardımcı kuruluşlardan biri değildir? Danıştay, Sayıştay, Milli Güvenlik Kurulu, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Merkeze Başkente Yardımcı Kuruluştur ama Yargıtay Başkente Yardımcı Kuruluş değil, klasik bir ÖSYM numarasıdır. Kaymakamın görev ve yetkileri arasında hangileri yer alır? Genel emir çıkartabilir mi? Hayır. Genel emiri vali çıkartır. Güvenceli meslek memurluğu mudur? Evet. Yetki genişliğine sahip midir? Hayır. Sadece valide vardır. Ve Cumhurbaşkanı onayıyla atanır. Doğru. Hocam vali Cumhurbaşkanı kararıyla, kaymakam Cumhurbaşkanı onayıyla atanır. O zaman 2 ve 4 doğrudur. Diyarbakır seçeneğimize gidiyoruz. Son sorumuz arkadaşlar. Yaklaşık 13-14 tane soru çözdük kıymetli arkadaşlarım. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri almak istiyorsanız ekrandaki zil işaretine basmayı unutmayın. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.